Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kelin siz bilen bugün bana şu necat neme degen bir savalge cevap kıdırıyla ge. Necat özü neme? Bu haqda Rasulimiz aleyhi salatu vesselam'da özlerden ham sahabalar sonra genekeller. Bu savalge bitti bizeymez, demek sahabalar ham kısıkkallar. İmam-ı Bayhaqi rivayet kılgen hadis, Ukba bin Amir radiyallahu anhudan eytediler ki, Laqitu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge yol akıp kaldım. Yevmen bir günü deydi. Fekultu, ben o zattan soradım. Men necatu ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Necat neme ya Rasulallah deyip soradım. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam menge necatı düşündürdüler. Bilgin ki ukba dediler. Birincisi dilinge egel yıkıl. İkincisi üyün seni sığdırsın. Üçüncüsü hatalarınge yığla dediler. Bana şu üçte narsanı necat yolu deyip kürset verdiler. Kıska yine aitilingen hadis azizler. Lekin aynı bana şu hadisini eğer şarkılarını kuradıkken bize cüde katta manalar varken. Kelin bana şu yenge bir tohtaleylik. Ukhu ibn Amr radiyallahu anh'un misali de bütün ümmetki dalalet kılengen bana şu hadisini her bir noktasıki bir tohtaleşke hareket kılaylik. Birinci, Resulümüz aleyhi salatu vesselam ait yaptılar. Necat ne kadar degende? Tilinge malikliği kıl dedi. Yani insan tilige ihtiyat buluşluğu. Bana şu til orkali hemen narsa buluşu mümkün azizler. Kupçilik soruyordu ki dinimizde şu bitti söz bilen hemen narsa halbuk getirdi mi? Ha azizler. Bir yine tilden çıkardığın söz bilen kafir Müslüman buladı. Müslüman kafir buladı Allah saklasın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen adam Müslüman buladı. Tilden çıkardı. Til deydi, ozi kichkina deydi. Til kichkina, lekin u eng gunohlarni katta qiluvchi azob hisoblanadi. Gunohlarni eng kattasi mana shu tildan bo'ladi. Shuning uchun agar sen najot izlamoqchi bo'lsang, unda tilingga hushyor bo'l. Bir podshoh bolasini ustoziga shogirdga bergan ekan. Bir qancha o'qib kelgandan keyin haligi podshohning o'g'li hiç nesi gapirmeye koyup. Saval verseyim gapirmeseyken, fakat sukut saklarken ahırı padişah oylaptı ki bu balam cüdeyem sıkılıp kaldı, dikkat bu kapı şekli. Bunu ben bir köyüne niyaz edip şikargı alıp çıkarttılar. Aslında gapirmesliğinin sebebi ustazı bana şu hadisini kup aitken eken. Gapirmesin necat tapasın. Gapirmasin g'olib bo'lasan desa, bola bolalarcha qabul qilib umuman gapirmaslik kerak ekan deb tushunibdi. Hech narsa gapirmay qo'ydi. Otasi har qancha urinsa ham hech narsa demabdi. Oyga olib chiqsa ham gapirmasmish, birga yursa ham gapirmasmish. Otasi izlasa hech bir ov qiladigan narsa ham topilmabdi. Birdan bir daraxtni ustida bir qush ovoz berib sayrab qopdi. Shuni ko'rib, yana kamon o'qi bilan otib, haligini ov qilib tushiribdi. Şunda yine kim bala sadece kuştu kara yap durup gapırmagan indiydi hazır. Okuyamazsın dedi. Otası kurup, bu kanakası sen hali gapırar mı deyin deyipti de balası ki dar o ceza belgele ustazını çakırıp. Yani o şu kaideni, büzgeni üçün balaya hem ceza alengenini kıskılıp. Bu zarbul masal azizler aslında. Lekin nimeyi ki kese insanda başıge bana şu tilden gelir. Şunun için eğer biz necat yolunu izleyerken bulsak, birinci nabatta tilimizni yakşılıkka, izgülükke, zikirge buruş gerek.
Tilni biz odat qilib qo'ygan narsalarimiz bor. Alloh bizni kechirsin. Biror bir davramiz yo'qki, hech bo'lmasa o'sha davrada bir marta bo'lsa-da ig'vo g'ibat bo'lmasa. Mana shu narsani to'xtatish kerak. Tilni egalik degani tilimiz xohlab turgan narsani to'xtatishimiz. Ana o'shinda biz najot topamiz. Abul Hasan Haraqoniy rahmatullohi alayhi Luqmoni Hakimni til tarbiyasi haqida o'zini o'g'liga qilgan bir tadbirini eslatib quyidagilarni yozgan ekanlar. Bir kuni Luqmon Hakim o'g'liga ertaga roza tutasan va iftorlikni meni huzurimda qilasan. Og'iz ochishdan oldin bir kunlik gapirgan gaplaringdan hisobot berasan debdi. Ya'ni og'iz ochishdan oldin bir kun nimani gapirgan bo'lsang, shuni menga hisobotini berasan. Og'iz ochishdan oldin ertasi kuni o'g'li roza tutgan holda otasining huzuriga kelibdi-da, bir kunlik gapni gapirib berguncha deyarlik saharlik bo'ldi. Hammasini bo'lgan voqealarni gapirib berguncha. Taomlamay ikkinchi kun rozasini tutib ketgan, saharlik ham o'tgan. Ikkinchi kuni ham xuddi shu holat bo'lgan. Uchinchi kunida o'g'li keyin kelib, bugun nimani gapirib berasan deganda hech narsani degan. Bugun hech narsa gapirmadi va iftorlik qildi. Mana shuni tarbiya qilib o'g'liga aytgan ekanki, ko'rdingmi? Sen bir kunda qanchalik o'tkazganingni bugun mana shu iftorlikka kelib bilding. Qancha noloyoniy gaplar, qancha bekorchi gaplar gapirgan ekansanki, seni xayrli narsadan to'xtatishga sabab bo'ldi. Shuning uchun albatta biz tilimizga juda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Abul Hasan hazratlari aytadilarki, odamlarga qarata, hoy birodarlar, erta qiyomat, hammamizning holimiz va hisobimiz shunday bo'ladi. Shuning uchun tilimizga hushyor bo'laylik degan ekanlar. Tilni nazorat qilmoq kerak sizlar. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ve sallallahu teala ala khayr khulqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu ekber.